Selamlar gençler. SML Hoca YouTube kanalındasınız. Şimdi biz maksimum minimum problemlerinin ikinci videosunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaçta kalmıştık? 9. sayfada ve 9. sayfadan 16. sayfaya kadar olan kısmı bu videoda görebileceksin. Sorularımız vardı, bazı hatırlatmalarımız vardı. Tüm bunların hepsini eksiksiz bir şekilde halledeceğiz. Umarım sen de buradan dolu dolu çıkacaksın. Hadi bakalım. Şimdi soruyu okuyalım. A, B ve C tam sayıları için A ile B'nin çarpımı 16, A ile C'nin çarpımı 25 olduğuna göre A artı B artı C toplamının en büyük değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu tarz ifadelerde eğer böyle ikili verildiyse hep tekli veriyordu, çözüyorduk. İkili verildiyse ortak olan sayı belirleyicidir arkadaşlar. Burada ortak olan ne var? A'lar var. Şimdi A ile B'nin çarpımı 16, A ile C'nin çarpımı 25 ve bu toplamın neyi soruluyor? En büyük değeri soruluyor. En büyük değer soruluyorsa ortak olanlara küçük verelim ki diğerleri iki tane ya daha fazlalar. İki tane oldukları için daha büyük değerleri seçelim. Şimdi bunlar tam sayı denmiş. Tamam. Küçük seçelim de hocam negatiflerin en küçüğü ne var ki? Bir kere A artı B artı C'nin en büyük değeri soruluyor. Sen bunları pozitif seçeceksin arkadaşım. Bak burayı bir seçelim. Burayı bir seçelim. Yani A'lar bir olsun. O zaman B'ye kaç kalır? 16. C'ye kaç kalır? 25. Şimdi yerine yazarsan 1 artı 16 artı 25 diye yazacak olursan buranın toplamı 41, 42 yapar. Doğru mu? Cevabımız da Denizli seçeneği olacaktır deriz. Şimdi geçelim bir alttaki sorumuza. Diyor ki bize ABC pozitif tam sayıları için A ile B'nin çarpımı 18, A ile C'nin çarpımı 24 olduğuna göre A artı B artı C toplamının en küçük değeri soruluyor bu sefer. Şimdi en küçük diyorsa şimdi mi negatifi sokacağız işin içine? Hayır negatif falan uğraşmayacaksın. Niye? Pozitif demiş çünkü sana. Tamam. Daha kolay o zaman işimiz. Doğru mu? Kolay ama düşünene kolay. Bak şimdi. A'lar burada belirleyici olacak dedik. Bir üstteki sorudaki gibi. Şimdi o zaman ne yapmamız lazım? A'lara ortak bir şey verelim ki bir de olabildiğince güzel ve büyük seçelim ki diğerlerine de küçük kalsın. Niye? Fazla olan diğerleri çünkü yine. B ile C. Peki A'yı nasıl küçük seçeceğiz? Çünkü birisi 18, biri 24. Büyük seçeceğiz. A'yı 18 seçiyorum desem alttakine uymayacak. A'yı 24 seçiyorum desem üsttekine uymayacak. Madem öyle ne seçmem lazım? Hemen şunu yapıyorsun. 18 ve 24. İkisinin de ortak çarpanı olan ne var arkadaşlar? Maksimum ki buna biz daha sonrasında EBOB diyeceğiz ya da OBEB diyeceğiz. Ortak bölenlerin en büyüğü ya da en büyük ortak bölen şeklinde. 18 ile 24'ün ikisini de ortak bölen ne var arkadaşlar? 6 var. O zaman A'yı gidip 6 seçeceksin. 6 kere kaç 18 yapar? 3. 6 kere kaç 24 yapar? 4. Demek ki A'mız 6'ymış, B'miz 3'müş, C'miz 4'müş. Bunların da toplamı kaç yaparmış? 13 yaparmış. Bu da bize en küçük değeri verirmiş diyeceğiz. Cevabımız Bursa seçeneği olarak karşımıza çıkacak. Evet, geçiyoruz 10. sayfamıza. Şimdi 10. sayfada sorumuz diyor ki bize toplamları 72 olan 3 tane farklı pozitif tam sayı düşüneceksin. En büyüğü en az kaçtır? Bak, en büyüğü en çok kaçtır falan dese eyvallah. Bunlar bariz zaten. Hani küçükleri küçük seçeceksin. Diğerine büyük kalacak. Ama burada en büyüğü en az kaçtır dediği zaman mecburen birbirine yakın seçeceksin. Dolayısıyla ilk yapman gereken kaç tane sayı var? 3, 72'yi bir 3'e böleceksin. Kaç gelir? 24. Sayıları sıralayacaksın. 24, 24 ve 24 yazacaksın. Sonra mı? Sonra şunu yapacağız herhalde. Bunlar birbirinden farklı olacak ya. Farklı diyor çünkü. Bir de en küçüğünden bahsedebilmek için şimdi hepsi eşitse en küçüğünden bahsedemezsin. O halde bunu bir tane küçülteceksin. 23. Bu sabit kalsın. O az önce bir tane küçültmüştük ya. Bir tane kaybımız var. Şimdi toplamları 71 oldu. O zaman bunu bir tane büyüteceksin ki gene 25 toplamları 72 olsun. Demek ki bizim en büyük sayımız en az 25 olabilirmiş diyeceğiz sevgili gençler. Bir alttaki sorumuza göz atalım. Bir de bu sefer toplamları 47 diyor. Gene 3 tane pozitif tam sayı var. Birbirinden farklı falan dememiş. Ona da dikkat et. Şimdi 47 dedik. Ne yapacağız? 3'e böleceğiz. Şimdi 3'e böleceğiz de tam bölünmüyor. 47'nin içerisinde 3 15 defa. 3 kere 15 45 yapar. Kalan nedir arkadaşlar? 2'dir. Şimdi o kalan 2'yi idareli kullanmamız lazım. Şimdi bak 15 15 15 dedim ben buna. Tamam mı? En küçüğünün maksimum değeri soruluyor bize. En küçüğünün maksimum değeri. Peki
Şimdi o zaman şöyle diyelim mi? Bu 15 olarak kalsın. Çünkü en küçüğünün maksimum değeri diyor ya, ben bunu küçültürsem küçülmüş olur. 15 olarak kalsın. Çünkü en çok kaçtır diye soruyor. O zaman şurada arta kalan 2 vardı ya, onun bir tanesini buna verelim, bir tanesini de buna verelim. Yani sayılarımız 15, 16, 16 olsun. Bak birbirinden farklı demiyor. Hepsi aynı olmuş olsaydı en küçüğünden bahsedemezdik. Hepsini aynı yapamayız ama iki tanesini aynı yapabilirsin. Bunda bir sıkıntımız yok. O zaman en küçüğü maksimum kaçmış arkadaşlar? 25'miş diyeceğiz. Evet, geçtik sağ üst taraftaki 11. sayfamıza. Şimdi bir tane bilgisayar oyunu düşün. Tamam mı? Yalnız bu bilgisayar oyunu matematikle alakalı bir bilgisayar oyunu. Öyle hani şimdi gençlerin oynadığı gibi öyle LOL'dür, şudur budur gibi bir oyun değil. Bir bilgisayar oyununda ekrana birden büyük 3 tane farklı pozitif sayının çarpımı çıkıyor. 3 tane ABC sayısı düşün, tamam mı? Bak A çarpı B çarpı C çıkıyor. Bunun sonucu çıkıyor. A diye bir sonuç varmış. Ki alt tarafta 3 tane sayı olduğu için ben bunları da 3 tane yazacağım şu şekilde. A çarpı B çarpı C eşittir A olsun diyeceğim. Sonra diyor ki oyuncu sadece verilen bu bilgiyle, verilen bilgi şu. Şu. Tamam mı? Sayı veriliyor arkadaşlar. Ve 3 tane sayının çarpımı olduğu da biliniyor. Oyuncu bunu da biliyor. En küçük sayının, yani bu çarpılan 3 tane sayıdan en küçük sayının tek mi yoksa çift mi olduğunu anladığına göre ekranda çıkan sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Tamam. Şimdi biz bir düşünelim. Burası 42 olaydı, burada 90 olaydı, burada 105 olaydı diyeceğiz. Diğerleri acaba ne olabilir diye bir düşünelim arkadaşlar. Hadi. Şimdi bakalım. A çarpı B çarpı C 42 ise. Bir de birden büyük diyor ya, onu da göz önünde bulunduracağız. Mesela en küçük 2 diyelim. Şuraya 3 diyelim. 6 yaptı. 6 kere 7 42 yapar. Burası da 7 olsun. Şimdi ben bunları farklı bir şekilde küçükten büyüğe doğru hizalamak istesem, en küçük sayıyı en başa yazmak üzere hizalamak istesem, buradaki 2 çarpanını diğerlerinin içerisine dahil edemiyorum. Veya buradaki 3'ü veya buradaki 7'yi. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü bunların hepsi asal da ondan. Hepsi asal. Diğerlerinin içerisine herhangi bir çarpanını ayırayım da ona ekleyeyim diyemiyorsun. Hepsi asal çünkü. O zaman adam bunun sadece 2, 3 ve 7'nin çarpımı olduğunu hesap eder ve en küçüğünün de 2 olduğunu bulur. En küçüğü 2 ise en küçük çarpanı da çifttir der. Demek ki 42'de adam bunu oyunu güzel oynuyor ve diyor ki 42 en küçük çarpanı çifttir diyebiliyor. İkinciye bakalım, 90'a. Şimdi 2 çarpı diyelim, 5 çarpı 9 diyelim. Bak bunun hepsi asal olmadı. Buna dikkat. Sen bunu şu şekilde de yazabilirdin bak. 5 çarpı 6 çarpı hatta ve hatta şöyle yazalım. 3 çarpı, tamam mı? 3 çarpı 5 çarpı 6. 3 kere 5 15. 15 kere 6 da 90 yapar. Şimdi adama 90 sayısını verdiğin zaman en küçük çarpanının 2 mi yoksa 3 mü olduğuna karar veremez. Şimdi şuraya düşünürse 3 der. Bunu düşünürse 2 der. Dolayısıyla tek mi çift mi olduğunu da hesaba katamaz. Dolayısıyla oyuncu bunun tek mi çift mi olduğunu bilemez. 90 gitti. Bir de 105'e bakalım. 105'in 2 diye bir çarpanı yok. 3 çarpı geriye 35 kaldı. 5 çarpı 7'dir bunun çarpanları da. 3, 5, 7 de aynı buradaki gibi asal olduğu için arkadaşlar bir çarpanını alıp çalıp diğerine ekleyemiyoruz. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Oyuncu bunun da karar verebilir. En küçük çarpanı 3'tür ve bu da tektir diyebilir. Yani cevabımız ne olacakmış? Yalnız 2 olamaz diye soruyordu. Cevabımız yalnız 2 olacakmış sevgili gençler. Bak şimdi güzel sorular çözmeye başladık. Aman ha, kaçma kaçma kaçma. Gel buraya, her birini çözeceğiz. Her birini çözeceğiz. Şimdi şuna bakalım. Milli takımımızın oynadığı bir maçta 256 kişilik bir tribünün tamamı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar tarafından doldurulmuştur. Şimdi şöyle bir tribün düşünün, tamam mı? Şöyle bir tribün var arkadaşlar. Şöyle tam köşeye konulsun o tribünde, tamam mı? Bu tribünde 256 kişilik yer var ve bu 256 kişilik yerin tamamını sadece Beşiktaşlı, Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbol severler doldurmuşlar. Takımların taraftar sayıları birbirinden farklıymış. Yani Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Fenerli taraftarların
sayıları birbirinden farklıymış. Buna göre bu tribünde en çok taraftarı bulunan takımın taraftar sayısı en az kaçtır? Şimdi üstteki çözdüğümüz soruya göre bunu bir düşünelim. Üstteki çözdüğümüz tüm kitaplarda bulunan klasik bir soruydu. Bu biraz daha yeni nesilleştirilmiş bir soru. Onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Yeni nesil sorudan kastımız şekilli soru değil arkadaşlar. Seni yorum yapmaya iten sorudur. Al sana üstteki klasik sorunun aynısı, sadece bir hikaye üzerine kurulmuş. Bu kadar. Bu da bir yeni nesil sorudur. Ha, zorluk seviyesi tartışılır. Ben bunun zorluk seviyesine 10 üzerinden 5 derim. Şimdi Beşiktaş'ta A tane, Galatasaray'da B tane, Fenerli C tane taraftar olsun ve bu taraftarların toplam sayısı da 256'ymış. Pekala. 3 tane olduğuna göre bizden ne istenmiş? En çok taraftarı bulunan takımın taraftar sayısı en az kaçtır? Varsayalım ki maksimum Fenerli taraftar var ve bunun en küçük değerini soruyor. Yani A küçüktür, B küçüktür, C diyelim ve bunun en az değerini soruyor arkadaşlar. Pekala. Biz bunların toplamının 256'nın olduğunu biliyoruz ya. En büyüğünün en azı istendiğine göre biz hemen ne yapıyorduk? Birbirine yakın seçeceğiz. Dolayısıyla bu 256'yı bir 3'e bölmemiz lazım. 256'yı 3'e böldüğümüz zaman 8 defa var. 24 çıkar 1, 6, 16'nın içerisinde 5 defa var. 3 kere 5, 15 çıkar 1. Şimdi zaten şıklara bakıyorsun. 84, 85, 86, 87, 88. Bizim bulduğumuzda burada 85. Demek ki doğru yolda ilerliyoruz. Bir sıkıntımız yok. İşlem hatamız falan yok yani. Şimdi sen bunları 85, 85, 85 diye böldün, parçaladın. Bir de arta kalan neyin var? 1'in var. Ve bu sefer unutma. ABC birbirinden farklı. Niye? Ne diyor burada? Takımların taraftar sayısı birbirinden farklıdır diyor. Güzel. Şimdi ben bunları farklı kılacağım ve en büyüğünün de en az değerini bulacağım. Dolayısıyla elimde de bir tane artan sayı olduğu için şunu bir tane küçültelim mesela. 84 olsun. Bu 85 olarak kalsın. Bu da ne olur arkadaşlar? 86 olacaktır. E peki 84, 85, 86'nın toplamı kaç yapar arkadaşlar? Malumunuz 255 yapar. Nerede arta kalan 1? Onu da bir yere eklememiz lazım. E şimdi ekleyeceksek ve en çoğunun en az değerini istiyorsak biz, şunu küçültsek şimdi 83 yapsak, burası 85 olarak kalsa, buraya 2 tane ekleyeceğiz, 88 olacak. Bu bize olmadı, yakışmadı, uymadı. Madem ne yapmamız lazım arkadaşlar, bir an önce şunu sileceğiz. Bunlara hiç oynamadan şunu bir tane arttıracağız. Yani Beşiktaşlı 84, Cimbomlu 85, Fenerli'de 87 tane taraftar varmış diyeceğiz ki bunların da toplamı zaten 256 yapmış olacak. Dolayısıyla Fenerli taraftar sayısı 87 tanedir diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bu arada koyu Galatasaraylıyım. Evet, geçtik bir diğer sorumuza. Dedik ya, kaçmayacaksın. Soruların şekli değişebilir ama güzel soru olduğu aşikar. Sen de eğer konunun başından itibaren dikkatli bir şekilde dinliyorsan, bu soruları yapamaman için, bu soruları anlamaman için, hele ki biraz da temelin varsa zaten hiçbir neden yok. Zor soru diye bir şey yoktur arkadaşlar. Çalışmayan öğrenci vardır. Hadi bakalım. Aşağıda 3 mahalleden oluşan X köyündeki bazı ev ve iş yerleri diyor bak. Bazı ev ve iş yerleri gösterilmiş. X köyünde 120 tane ev var, 20 tane de iş yeri var. Yani totalde bu köyde 120 tane evimiz var arkadaşlar, 20 tane de iş yerimiz var. Şöyle yazalım. Şu kısım yukarı mahalle, burası orta mahalle, burası da aşağı mahalle. Bunları da şu şekilde sınırlarla bölmüşler. Bir kroki diyelim buna, tamam mı? Şimdi birinci verdiği bilgide diyor ki şekildeki mavi ve pembe noktalar bulunduğu mahalledeki tüm ev ve tüm iş yerleridir. Bak bu güzel. Yukarıda bazı diyordu. Aşağıda bu sefer bilgiyi net vermiş. Tüm ev ve tüm iş yerleri demiş. Madem öyle, burada kaç tane iş yeri varmış? Bakın pembeler iş yeri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane iş yeri var. Şimdi orta mahallede diyelim. Orta mahallede kaç tane iş yeri varmış arkadaşlar? 8 tane iş yeri var. Peki yukarı mahalleyi göz önünde bulunduralım şimdi. Yukarı mahallede kaç tane ev var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 tane ev var. Pekala. İkinci verdiği bilgiyi okuyoruz şimdi. Diyor ki orta mahalledeki ev sayısı
yukarı ve aşağı mahalledeki toplam iş yeri sayısından fazladır. Şimdi bir düşünelim. Burada hangi bilgi bize verilmiş? Net olarak vermemiş de sen hesaplayabilirsin. Bir kere şurada 8 tane iş yeri yok muydu? Evet. E bu köyün tamamında 20 tane iş yeri yok muydu? Tabii ki vardı. E 20 tane iş yerinden 8 tane iş yerini çıkarırsam şu ikisindeki iş yerlerinin toplam adedini bulmuş olurum. Yani ben 20'den 8'i çıkaracağım. Toplam 12 tane iş yeri vardır diyeceğim. Yukarı ve aşağı mahallede. Şimdi ikinci verdiği bilgiyi bir daha okuyalım şimdi. Orta mahalledeki ev sayısı yukarı ve aşağı mahalledeki toplam iş yeri sayısından fazladır. Yani diyor ki 12'den fazladır. Biz bunu bulduk zaten. 12'den fazla olacakmış arkadaşlar. 12'den fazlaysa aşağı mahalledeki en çok kaç tane ev vardır diye soruluyor ya. Bak, o zaman ben bu orta mahalledeki ev sayısını küçük tutmam lazım ki aşağı mahalledeki ev sayısına bayağı bir yüksek sayı kalsın. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Buradaki ev sayısına biz 13 diyeceğiz. O halde burada da 5 tane vardı. Toplam şu ikisinde 18 tane ev var arkadaşlar. Toplam ev sayım neydi benim? 120 idi. O zaman 120'den 18'i çıkaracaksın ve diyeceksin ki aşağı mahalleye maksimum 102 tane ev dikilmiş olabilir diyeceksin. Cevabımız da 102 olacak. Pekala. Geçtik. 16. sorumuza. Bu arada şuradaki soruları çözmedik mi? Aynen öyle. Unutmuşuz. 12'den 13. sayfa yerine 15. sayfaya geçmişiz arkadaşlar. Hemen 13. sayfadakini de çözelim. X ve Y iki tane reel sayı olmak üzere bu sayıların çarpımları 18'dir deniliyor bize. Buna göre 3 tane öncül verilmiş. Hangileri doğrudur diyor. Bir kere altını çizmemiz gereken yer neresi? Reel sayı. Yani öyle tam sayı falan uğraşmayacağız. Tamam mı? Reel sayı diyor. Her şey olabilir. X de Y'nin çarpımı 18'miş. X artı Y'nin en büyük değeri 19'dur denilmiş bize. Biz çarpımları sabit olan sayıların toplamlarının maksimum değerini bulabilmek için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Olabildiğince birbirinden uzak seçmemiz gerekiyordu. E madem öyle, ben bunları olabildiğince uzak seçeceksem nasıl seçerim? 18 ve 1 veririm. 18 ve 1'i seçersek 18 artı 1'den toplamın maksimum değeri 19 olur ve birinci öncülümüz böylelikle doğru olmuş olur. Şimdi ikinci öncülümüze bakalım. X irrasyonel bir sayı ise Y de irrasyonel bir sayıdır diyor. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bunu da not olarak yazabilirsin. Elinde senin bir irrasyonel sayı varsa ve bu irrasyonel sayıyı farklı bir sayıyla çarptığın zaman sonuç eğer rasyonel çıkıyorsa bu iki irrasyonel sayı birbirinin eşleniği olmak zorunda. Yani şu sayı da irrasyoneldir, bu da irrasyoneldir ki birbirinin eşleniği olabiliyorlar. Eşleniği konusunu detaylı bir şekilde rasyonel sayılarda göreceğiz. Ama diyorum unutma. Ancak bir irrasyonel sayıyı neyle çarparsan sonuç bir irrasyonel sayıyı neyle çarparsan sonuç bir rasyonel sayı çıkar. Tabii ki irrasyonel sayıyla. Ya da sıfırla. Sıfır unutmamak gerekiyor. Şimdi x de y iki reel sayı demiş. Eyvallah. Çarpımların 18 olduğunu bildiğimize göre x de y de sıfır değil. Buna garanti eminiz. E madem ne yapacağız? X irrasyonelse bu da irrasyoneldir diyeceğiz. Çünkü iki tane irrasyonelin çarpımı bir tane rasyonel yapar. Sıfır hariç unutma. Demek ki ikinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncüle bakalım. X bir çift tam sayı ise eğer x çarpı y'nin ben 18 olduğunu biliyorum ya hani. X bir çiftse diyor. Bak burası çiftse Y de çift olmak zorundadır diyor. Niye? Yani çift de çiftin çarpımı mı çifti sadece? Tamam çift de çiftin çarpımı çift ama çiftle tekin de çarpımı çift değil miydi? Aynen öyleydi. O zaman X çiftse Y her şey olabilir. Tam sayı babında söylüyorum. Her şey olabilir. O halde bunun olmasına şart yok. Cevabımız 1 ve 2 yani cevap Bursa'dır diyebiliriz arkadaşlar. Geçtik 14. soruya. Malumunuz 15'i önceden çözdük. Geçtik buraya. A ve B doğal sayıları için A çarpı B 16 olduğuna göre 1 bölü A ile 1 bölü B toplamının en küçük değeri kaçtır diye soruluyor. Yaparız. Bekleyin. Şimdi 1 bölü A var. Bir de 1 bölü ne var? B var. Şimdi sen burayı B ile burayı A ile genişletirsen eğer niye genişletiyoruz? Çünkü kesirli ifade var. Toplayacağız biz bunları. Üst taraf B ve şurası da A olur. B artı A yani A artı B diyorum yine. Bölü aşağı tarafta paydaların çarpımları yani A çarpı B olacaktır. Bu da neymiş arkadaşlar? Bunun en küçük değerini yani minimum değeri soruluyor ki
Ben zaten A ile B'nin çarpımının 16 olduğunu biliyorum, değil mi? Şimdi o zaman ne sorulmuş? Şöyle ok çıkaralım. Aslında şu sorulmuş. A artı B bölü 16'nın minimum değeri sorulmuş bize. Peki A çarpı B'nin 16 olduğunu biliyorsak ve A artı B bölü 16'nın minimum değerini arıyorsak, bunun minimum olabilmesi için A artı B'nin de küçük olması lazım. Yani payı küçük seçmemiz lazım. Pay küçük olursa kesir de küçülüyor. Bunları yaz bak. Pay küçük olursa kesir de küçülüyor, değer de küçülüyor. Madem öyle, A artı B'nin en küçük değerini ben nasıl bulurum? Çarpımları verilmiş 16 diye. Toplamlarının en küçük değeri lazım. Birbirine hop yakın seçmemiz lazım. Yani birbirinden farklı demediğine göre 4 ve 4 seçmemizde bir mahsur yok. 4 artı 4 seçeceğiz. Peki 4 artı 4 kaç yapar? 8 bölü 16 dersek. Bir de bunları bir güzel sadeleştir sana zahmet. Cevap 1 bölü 2 olacaktır. Yani cevabımız Denizli'ymiş sevgili gençler. Şimdi ben size şu şekilde göstermek istiyorum. Az önce bir tane köylü soru çözdük. X köyü diye. Bunu direkt 12. sayfadan sonra buraya geçmişiz. Yanlışlıkla. Dolayısıyla 15. soruyu az önce çözdük. Direkt olarak 15. 14'ten sonra 15. çözümü gelecek nasıl olsa diye gelen arkadaşlar 12. sorudan 13. sorudan önce yani 13. sayfadan önce 15'i çözdük. Haberiniz olsun. Birazcık geriye sardırıp izleyebilirsiniz. Şimdi bu da son sorumuz. Bu sorunun farklı bir sürü varyasyonla sorulmuş hali var, mevcut. Çoğu soru bankasında var. Ama lütfen mantığını anla. Anla diye de bir iki tane daha örnek göstereceğim. Mantığını anla ve bir daha böyle bir soru hayatta kaçırma. Şekilde 13 tane çekmeceli bir dolabın içinde oyuncaklar var. Güzel. Her çekmecede en az bir tane oyuncak bulunuyor. Yani boş olan bir çekmece yok. Üst üste olan herhangi iki çekmecede de en fazla toplam 9 tane oyuncak bulunmaktadır. Buna göre bu dolapta en fazla kaç oyuncak bulunur? Ben bir öğrencime bu soruyu bu şekilde vermiştim. Kusura bakmayın. Ve anında yaptığı hareket şuydu. Şuydu. Biraz da mantıklı düşündü. Hocam 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha 5 yaparsam hocam dedi. Sonucu buluruz. Bundan kolay bir şey yok. Kaç tane burada 5-4'lük oldu arkadaşlar? Şu şekilde çizersek. 6 tane. Yani 12 tane çekmeceyi en alttan başladık. 5, 5 tane oyuncak koyduk. 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4 diye ilerledik. En sonuncu çekmeceye de 5 tane koyduk. Şunların toplamının her birinin zaten 9 olduğu aşikar. Arka arkaya gelen her 2 tane çekmecedeki toplam oyuncak sayısı 9 olmak zorundaydı biliyorsunuz. Dolayısıyla hani bunları şu şekilde de seçsen 9 oluyor, bir sıkıntı yok. Dolayısıyla arkadaşlar şurası 6 kere 9'dan 54 yapıyor zaten. Her halükarda 54 yapıyor. Bir de üstüne 5 eklersek 59 olur diyoruz cevabına. Ama madem bu kadar basit, neden en fazla diye soruyor? Çünkü burada düşünmemiz gereken bazı anekdotlar var. Şunu düşünmüyoruz. Son biten çekmeceyle İlk başlayan çekmecenin yani ilk çekmeceyle son çekmeceye koyduğumuz oyuncak sayısı bu şekildeki sisteme göre aynı olmak zorunda. O zaman neden ilk çekmeceye daha fazla oyuncak sığdıracak biçimde başlatmıyorum ben bu seriyi? Yani 8-1, 8-1, 8-1, 8-1, 8-1, 8-1 ve sona 8 diye paylaşmıyorum arkadaşlar. Böyle daha güzel olmaz mı? Sonuçta şunların her biri gene 9 ve sonuç olarak şuradakilerin her birinin toplamı gene 54 olacak. Bakın az önce 54'e 5 ekledik. Şimdi 54'e 8 ekliyoruz. 54'e 8 eklersek maksimum değerini bulmuş oluruz. Yani 62. Peki hocam niye 8'den başladık? İstersen 9'dan başla. 9'dan başlarsan 9 0 9 0 diye ilerlersin. Soruda verilen kurala aykırı bir davranış yapmış olursun. Neden? Çünkü soruda hiçbir çekmece boş kalmayacak diyordu. Arka arkaya gelecek hepsi de 9 olmak zorundaydı. Sen ilk verdiğimiz kurala uymuyorsun. Yani şuna içinde oyuncaklar vardır. Aynen her çekmecede en az bir oyuncak vardır. İkinci kurala uymamış olursun 9'da başlarsan. Çünkü 9'da başlarsan cevap 63 olacaktır. Evet. Bu soruyu da bitirdik. Güzel oldu. Elimize sağlık. Emeğimize sağlık. Sizlerin de kulaklarına, beynine, zihnine sağlık. Ellerine sağlık arkadaşlar. Kalem tutan elleriniz dert görmesin diyoruz. Evet, PDF'lerinizi, çıktılarınızı alıyorsunuz. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ben kendi PDF'lerimi aldım. Kendi denedim.
Siyah beyaz PDF'lerde de sıkıntı olmuyor. Çok fazla sıkıntı olmuyor. Renkli PDF'ler zaten mükemmel bir görüntüye sahip. İnşallah senin için faydalı oluyordur. Çok emek harcadık. Çok uğraştık. Bunları yapabilelim diye. Ama emin ol, tek derdim senin başarılı olman. Başka hiçbir şey değil. Evet, videonun sonuna geldik. Diğer videolarımızda ve diğer sorularda görüşünceye dek hoşça kal, sağlıcakla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma. Hoşça kal.